3.5'lik bir pace de gittim ilk başta. Vücudumun inanılmaz bir şekilde rahat olduğunu gördüm. Ve bu beni çok mutlu etti. Hı. Yani 5. kilometreye girdi. 5. kilometrede bunu hissettim zaten. 21. kilometreye gelince 1 saat 4 dakika. E, ve 1 saat 4 dakika geçtik. Daha hızlı geçebilirdik. Hı. Baraja 10 saniye daha erken gidiyordum. 35'ten sonraki 36. kilometrem 2.57 pace. Ve bu benim 2. kilometrede beni ee, çok kötü bir şey bekliyor. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü Asla Durma podcast konuğumuz bir rekortmen. Hatta geçtiğimiz hafta Türkiye rekoru kıran harika bir sporcu Sezgin. Ne haber? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağın tozuyla geldim valla. Teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ederim. Bak, davet ettin. Bak ne güzel buradasın. Şimdi sana seviyeyi soracağım. Yarışı konuşacağız. Orada nasıl beslendin? Olimpiyatı neden geçemedin? Onu söyle olimpiyat barajını. Çünkü onun güzel bir bahanesi var değil. Böyle hatası. Bir, bir hatası var. Onu söyleyecek. Ama onu biraz daha sonrasında konuşacağız. Çünkü öncesinde biraz seni konuşalım. Ne zaman başladın bu spora? Nerede doğdun? Ben e, 1998 Muşvarto doğumluyum. Hı hı. E, Muşluyum. E, spora... E, 8. sınıftan sonra Spor Lisesi'ne başlayarak başladım. Hı hı. E, 2013 yılında başladım spora. Tabii Spor Lisesi'ne gir girişlerimiz oluyordu. Atletizm üzeri üzeri olarak giriş yaptım. Hı hı. 800 metre koştum ve okula birincilikle girdim. Süper. Oradaki hocaların dikkatini çektim. E, daha sonra Spor Lisesi'ni 6. olarak kazandım e, ve hocalarımız atletizme gelmemi istediler. Ee, o zamanlar kış ayıydı. Hı hı. Hani, orada yaşam da zor ay, biraz. Yaşam hı. da zor tabii ki. Ee, Atletisme gittim e, yaklaşık bir 20 dakika koştum. Bizim oraların coğrafyası sert olduğu için hava <laughs> yağmurlu hani asla asla bu, asla bu sporu yapmam dedim. Tamam, tamam. Bir sene boyunca spor lisesinde okum, e, okudum ama atletizm yapmadım. Hı hı. Farklı branşlarla masa tenisiyle o, futbolla uğraşmayı tercih ettim. ...daha mantıklı geldi. Futbol zaten her çocuğun bir şeyi Do öyle bir or Ye orada çok rol model görüyor insanlar. Tabi, doğrudur. Yani 7. sınıftan 8. sınıfa kadar top oynadığım için yani her çocuk gibi bir hayalimiz futbolcu olmaktı. Hı -hı. Ee, daha çünkü orayı görüyorsun. Aynen. Oradaki sporcuların Doğru. ne kadar kazandığını görüyorsun açıkçası. Yani para kazanıyor onlar falan. E Sen de diyorsun ben de sporcu olayım havalı bir de yani. Her çocuğun da hayaliydi. Hı hı. E, lise 1'de atletizm yapmamayı tercih ettim Lise 2'de e, çok e, kötü bir anım var hocamla hı hı. ben eğitim öğretmenimle spor lisesinde e, Yani spor lisesinde okuduğum için spor lisesindekiler hepsi zaten milli sporcuydu Kayak, güreş, atletizmdi hı hı. Orada hocamın e, yani şu an o hocama buradan selamlarımı yolluyorum Onun sayesinde belki şu an buralardayım diyebilirim hı hı. Yani bir gün sonunda bir olaya karıştım. Eee tartıştım. Bana e, yani çünkü milisporcularla bulunan bir ortamda yani sen e, burası spor lisesi, senin hiçbir branşın yok Yani e, farklı bir kelime kullandı bana. Biraz eziklediler yani Ezikli ne işi. E, 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 Aynen şey yani ben de orada o gün yani en iyi en iyi olduğum işi yapmaya karar verdim. Maddesizime karar verdim. Hı hı. Or, o gündür bugündür atletizm'e devam ettim. Ee, yaklaşık atletizm'e başladıktan sonra iki yıl sonra milli takıma girdim. Oh süper. Yani orada... ilk, ilk yarışın neydi? İlk yarışım 2000, e, 2016 yılında Dünya İSF Şampiyonası'na gittim. İlk milli takımımdı. Hı hı. Eferdi olarak katıldım. Ee, orada ilk milli takıma girdim. Peki ya bu atletizm yaparım dediğin ilk yarış neydi böyle? Yani o liseler arasında olabilir. Öyle bir yarışta mı dedin ah ben bunu yaparım? Ya şimdi her sporcunun ilk hedefi milli takıma girmekti. Hı hı. Yani milli takıma girdikten sonra çok farklı şeyler oluyor. Yani kulüpler istiyor, transfer oluyorsunuz. Tamam. Yani ondan sonra başlıyor. Aslında... Milli takıma girmemle spora başlamam biri oldu. Orada para kazanmaya var. Para kazanmaya var. Evet. Yani çünkü burada para kazanmak dediğimiz çok büyük paralar değil bu arada. Ya şu... Sadece hayatını idam ettirebilecek bir şekilde. Spor, lisesi, spor lisesinde okurken e, yani orada atletizm yaparken 3 yıl boyunca e, yani şöyle söyleyebilirim. Hiçbir şekilde maddi anlamda bir şey kazanmadık. <laughs> 3 yıl boyunca ama malzememiz ekmanımız... Yememiz, içmemiz, konaklamamız, her şeyimiz var ama hiçbir şekilde ücret kazanamıyorduk. Hı hı. Yani kulüplerin ilgisini çekemiyorduk. Çok iyi olmadığımız için. Ama milli takım seviyesine geldiğimiz zaman kulüplerin dikkatini çekti, çektiğimiz gibi para kazanmaya başladığımızdan itibaren e, bu sporu yaparım dedim. Hı hı. Peki bu para kazanmak dediğin, şimdi insanlar da onu yanlış anlaması çünkü çok ya, e, büyük paralar şey değil değil mi? Sorayım, <laughs> e, 2016 yılında ilk para kazanmamı söylüyorum. Kocaeli Darıca Spor'un adına koşuyordum. 750 TL kazandım. 2016'nın 750 her ay 750 TL'sini kazandık. Ya yani yani o de... asgari ücret falan hiç alakası yok asgari falan. Yani para kazanma olayımız dediğimiz ya. oydu. Yani herhangi bir yüksek ücret yoktu. Ve bu spor bir insana bir enjekte ediliyor. Yani bırakamıyorsun da. Yani büyüklerini, idollerini gördüğün sürece bunu yapma, daha iyi yapmaya çalışıyorsun. Hı hı o zaman yapmaya karar verdik ve şu an buralardayız. E, antrenörün Osman Hoca. E, antrenör... Onla o zaman mı tanıştın? Ne zaman tanıştın? E, antrenörün Osman Hoca e, ben spor lisesinde birinci sınıftayken o dördüncü sınıftaydı. Hmm, ya, o da... Aynı lisede. Aynı, sını... aynı lisede okuduk. Daha sonra o Diyarbakır'a üniversite okumaya gitti. E, e, ve üç yıl sonra da ben oraya üniversite okumaya gittim. Orada üniversite okurken o da spor, yani beraber spor yapıyorduk. Hı hı. O Ankara'daki e, bir yarıştan sonra ayağı sakatlandı. Sporu, karar sporu bırakma karar verdi. Sporu bırakmadım abi antrenörüm yap dedim. Yani 2010, 2016'dan beri beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani 2016'da çalışmaya başladık. 2017'de de Avrupa işlemcisi oldu. Süper. O da senle aslında antrenörlüğü. Benle başladı. İlk sporcusu benim. Süper. Ve yani Türkiye'nin en iyi sporcusunu -sporcusu yetiştiriyor, yetiştiriyor şu an. Yetiştiriyor. Yani ona minnettarım. Yani burada olmamın en büyük en büyük etkenlerinden biri Osman Hoca. Bu maraton koşmadan önce hangi mesafeleri koşuyordun sen? Maraton koşmadan önce e... 5 kilometre koşuyordum, 10 kilometre koşuyordum, yarım maraton koşuyordum. Ve buralarda Ve hepsi bunlarda, de Türkiye rekoruna sahipsin. Ben 5 kilometre ilk koştuğum e, zamanlarda, e, yani bundan tam e, 10 yıl önce 13 dakikalar, 13.50, 13, 13, 13. 45'ler civarı koşuyordu. Ben 10 yıl sonra 13.45'i koştum. Hmm. Yani baya bir süre sonra 13.45'i koştum, 10 hani onun öncesi de 28 dakika 11 28 30 28 40'larda bir tane de defalarca 11 metre koştu. Hmm. Ve bu beni diğer sporcularda çok farklı kıldı. Hani yapımı çok iyi hazırladı hmm. hocam. 5 kilometreyi, 10 kilometre yarım maratonu. Yarım maratonda Türkiye'de 62 dakika koşan tek Türk sporcu. Hı hı. Yani çünkü şimdi diğer şu anda bizi izleyen sporcular da yeni genç ee, arkadaşlarımız hep hemen böyle bir hep, yarım maraton koşmaya hayır. maraton koşayım falan diyor. Ama esas temeli yapıp 5 kilometrede 10 kilometrede Çok hızlanmak doğru. önemli değil Çok mi? Çok doğru. Yani temel atılmadan e, yani bu iş yapılmıyor. Yani bir 10 yıllık bir temelimiz var. Yani bir alt e, yani bize defalarca 3 yıl önce 4 yıl önce bize maraton koş maraton koş dedikleri zaman yani biz buna hazır değildik. Hı hı. Yani e, defalarca yarım maraton koştuk defalarca 10 kilometre koştuk bunları ee, yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, spor yaşı diye bir kavram var. Aynen. Spor yaşı, spor yaşını doldurman lazım. Aynen. 25 25-26 yaşındayım ama spor yaşım 10 yıl. Yani bu 10 yılı doldurmam gerekiyordu. Mesela e, olimpiyat olmasaydı bu bu senede şey denemeyecektim maraton denemeyecektim. Yaşım e, şu an genç. Denemeyecektim ama olimpiyat senesi olduğu için önemli bir sene olduğu için. Ee, yani bir önemli bir karar verdik. Tabii çünkü yoksa bunu koşmazsan bir dört senesi daha var. Bunun buradan. bir o zaman senesi da daha var. bir tık geç olabilir. Yani belki. Yani. daha belki geç belki erken ama biz biz buna karar verdik. Yani bir e, bu sene onun piyattan dolayı hocamla bu işi yani bu iş yapabileceğimi ben biliyordum zaten. Hı hı. Çünkü defalarca yarım maraton koştum beş tane bir beş tane bir saat üç dakika koştum yarım maraton. Ve sonucunu da Trabzon yarım maratonda 1 saat 2 dakika 20 saniye koydu. Bakın yarım maraton diyor 21 kilometre. 10 kilometre değil bu yani. Ya, Süreler biraz sizi yanıltabilir ama. Çok doğru yani bunu, bunları koşmam zaten yani maratona hazırlanırken ben buna karar verdiğim an çünkü çok önemli bir karar. Hı, hı Yani maraton hiçbir branşa benzemiyor ve alışık olmadığım bir branş. Ne yapacağımı da tam kestiremediğim için yani önemli bir karar verdim. Doğru bir karar vermişim yani yapabilirim diye başladım ve yaptım. Aynen. Peki şimdi bunun antrenman sürecine dönelim. Evet, sen kısa mesafeler koşuyordun. Maraton antrenmanlarına gelince nasıl değişti hayat? Nerede antrenmanları yaptın? Yaptı? Ee, öncelikle biz e, maratona eee Etiyopya'da azlandık. Federasyonumuzun bize verdiği imkanlarla e, 62 günlük bir Etopya kampı yaptık. Orada hazırlandık. Orada antrenman yapmanın faydası ne oluyor? Ya, ya şu, orada antrenman yapmanın e, birinci etkeni yüksektesi. Hı hı. Yani itifa. Yüksek, evet itifa kampı maratonun ol, mesafenin maraton olmazsa olmazı itifadır. E, yani oksijenin az bulunduğu basıncın yüksek olduğu yer. E, ve şöyle bir şey de var yani oradaki sporcularla oradaki sporcularla başa çıkmanın e, tek e, çaresi onlarla beraber aynı havayı aynı e, yaşamını sergilenmek. Yani onlar gibi yaşarsan onlar gibi koşarsın. Aynen. Ki onlar orada doğuyor. Onların avantajı o. Doğru. Gerçi sen de Muş'ta doğdun. Sen de biraz evet. yüksek. Tabii da, tabii. Çok oldun. Şey bir de şöyle bir şey var. Ma az önce söylediğiniz e, antrenmanınız nasıl oldu Aynen. Ben e, e, birçok arkadaşım e, çift antrenman yaparken e, yani e, maratonun öncesini söylüyorum. Ben her zaman tek antrenman yapardım. Hmm. Yani sabahları uyanmayı pek fazla sevmeyen bir sporcu olduğum için... ...her zaman ıı, ortalama kilo, ıı, kilometremi söyleyeyim. Belki çok şaşıracaksınız. 21 kilometre koştuğum zaman da bunu yaptım. Hmm. 10 kilometre koştuğumda da, 5 kilometre koştuğumda da... Iı, ...haftalık kilometrem ıı, 80 ile 95'i geçmiyordu. Hmm. Yani bunu hiç kimse inanmadı... Yani hayır yap sabah akşam yapıyorsun diye Ama hayır haftalık kilometrem 95 kilometre 80 kilometreyi geçmedi hı hı. Çünkü vücudunu dinliyorsun yani Dinlenmek çok önemli bir şey ben, aslında e, Şöyle bir şey söyleyeyim Ben e, sabahları antrenmanı yapmayı yapmayı Sevmeyen bir sporcuydum Yani akşam antrenman yaptığım zaman istediğim antrenmanı yapıyordum e, Belki eğer çift antrenman yapsaydım Alt branşlar belki daha farklı olabilirdi Belki hı. daha kötü olabilirdi Bunu e, bilemem ama ee, hep tek antrenman yaparak 1-0-2'leri, 28 dakikaları, 13 dakikaları koştum. Maratona başlarken e, hocam e, oturdu benimle yani baya bir e, sohbet ettik. E, tek antrenmanla olmayacağını, çift antrenman yapmamız gerektiğini söyledik. Ve ben ona e, çok saygı duyuyorum. Hiçbir zaman da e, e, o kararlarına saygı duydum. Tamam dedim hiç problem yok. Uykuysa uykumuzu da <laughs> mecbur dikkat edeceğiz. Sabahlar uyanacağız. Ve Çünkü hafta, kilometreyi arttırman kilometre lazım. Haftalık kilometreyi arttırman lazım. O da tek antrenmanla olacak şey değil. Çıkıp her seferinde Çok 30 kilometre koşamazsın yani. Çok doğrudur. Yani hocamla beraber e, oturduk. Kenya, e, ken, yani Etiyopya'da başladık. Haftalık e, ortalama 200 kilometre antrenman yaptık. 300. E, 200. 200. 200. Yani haftalık 200 kilometreyi geçmedik. Hı -hı. 200 kilometrede kaldık e, ve e, sabahları 18. ...akşamları 10-12 arası... ...kilometre yaptık. Ve <laughs> tempolar da hariç. Para, pazar uzunlara da hariç. Evet burada peki... ...o sırada beslenmeyi nasıl yapıyorsunuz orada? Evet. Yani bu yarış öncesi dedim... ...bu direkt şeydeki... ...Etopya'daki beslenme. Ya Etopya'da... E, ...yani Afrika'da olduğumuz için beslenme... ...yani... Yet ...yeteri kadar beslenemiyorsun. Ve yemek türü farklı olduğu bir ülke. E, Etopya'da... E, meyvelerle beslendik hı. ve oradaki daha e, makarna, tavuk gibi yemekleri tercih ettik. Farklı bir şey hiç yememeyi tercih ettik. Yani, makarna. Aynen yani to torpikalı meyveler vardı. Hani günde en az hiç yoksa 2-3 kilo meyve yiyorduk. <laughs> Sabah şöyle meyve yiyorduk. Hı. Hani öyle beslendik ve oraya kendi kahvaltılarımızı götürdük. Hani, e, sabahları erken uyanıyorduk. 5'te, e, 4'te kendi kahvaltılarımızı götürdük kendi imkanlarımızla onları onları yedik. Daha Türkiye'den çeşitli yemek işte çerezlerimizi falan Hı -hı. Da kuru yemişlerimizi falan hepsini hallettik. O, o Etopya'daki bir günü anlatsana nasıl oluyor? Yani ya ben çünkü antrenman ben yeri pazar, yakın mı? Ben, uzak mı? Ben pazar gününü anlatmak istiyorum. Pazar günü saat dört buçukta uyanıyorduk. Hı -hı. ben her zaman uyandığım gibi kesinlikle duş alırım. Yani soğuk bir suyla duş almadan ben tamam. e, yani he, bunu her pazar yapardım. Yani gün hafta hafta işleri Sadece pazar günleri önemli bir antrenman olduğu için maratoncular için hemen bir duş alırdık. <laughs> uzun antrenman uzun hı? bir antrenman olduğu için duş alırdık. Duş aldığımız gibi hemen küçük bir kahvaltı yapardık. Ondan sonra servisle e, aşağı inerdik. E, Etopya merkeze inerdik. Çünkü 2700'deydik pazar uzunun tam verimli olması için 2150'de antrenman yapıyorduk. <laughs> yaklaşık 1 saat 10 dakika servisle aşağı iniyorduk. Tam yani saat 5'te yola çıkıp 6-10 geçe 6-15 geçe arası başlıyor orada oluyorduk antrenman aşağı açıyorduk. dediğin siz yukarıda yaşıyorsunuz biz aşağı... 1750'de yaşıyorduk Sunuta diye bir yer var yani tüm sporcuların kaldığı bir yerde biz orada kalıyorduk. aşağı inip e, aşağı indiğimizde daha verimli antrenman çıkıyordu. Çünkü yüksekten aşağı indiğimizde daha verimli oluyordu. E, aslında biraz yarışı da orada şeyi göstereceğim. Yani yarışta da aynısını yapacaksın. Aynı. Sonuçta yükü yukarıda antrenman yapıp aşağıda yarış. E, Çok Doğru. Aşağı indiğimizde 6,5 gibi antrenmana başlıyorduk. Yani antrenman 35 kilometre 40 kilometre arası değişiyordu. Antrenmanı yapıp tekrardan yani dönüşümüz bir sefer uzun sürüyordu. Tramviyede kalıyorduk. Yani bir buçuk saatte tekrardan yukarı çıkıyorduk. Peki o antrenmanı yaptığınız antrenmanın peysi yarış peyesine yakın mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. İki antrenman söyleyeyim. Bir pazar 40 kilometre gittim. Ortalama 327 3 peyesi. 40 ilk benim iki, e, ilk uzunum 40. 40 bir tane 40 yaptım. Daha fazla yani dedim ey, eyvah dedim mi orada? Ee yani çok ben Tabii yani 3 40'la gidince aynen <gülüyor> yani <laughs> alt gelmiş. Şöyle bir şey var yani ben koşarken hele bir de uzun koşarken çok mutluyum. Hani sanki saat hiç yorulmadan hmm. sanki saatlerce koşabileceğimi hmm. yani farkındayım. Yani uzun koşmak beni daha fazla her mutlu e, kısa. yani ben de uzun ayrım bir geldikten sonra 10 kilometre yarışına giriyorsun. Aa, Diyorsun doğru. bu bitmeyecek. <laughs> yani Iron Man'den daha ya 10 saatlik yarıştan daha çok yoruluyormuş ee, hissediyorsun. Doğrudur. Da. Yani 40 kilometreyi ortalama 3.27 3, pesle bitirmişti. 38 kilometreyi de 3.25, 3.26 arası bitirmiştik. Yani öyle bir antrenmanım var. İşte dediğim gibi bir buçuk saat sonra yukarı çıkıyorduk. Yukarı çıktığımızda ortalama yani saat 11 buçuğu buluyordu e, Bize kahvaltı saat 10 buçukta bitiyordu. Hı hı. Rica ettik yani biz aşağıdan geliyoruz. şey yetiş kahvaltı bize kahvaltı e, bize kahvaltı ayırıyorlardı. Hemen kahvaltımızı yapıp saat 12'de masaj oluyorduk. Hı. Hemen ma masajımız vardı. E, 12'de masajımız oluyorduk. Bir saat bir saat masajımız sürüyordu. Hemen masajdan sonra bir duş yatağa girip uyuyorduk. Ee, yani ertesi hemen ertesi gün bir gün ondan sonra akşam yemek böyle gezecek dozayım yok, yok çünkü zaten okay. gezi orada Hiç, et şey, gezecek yani bir çay çay içmeye bile yani pazar günleri çay içmeye bile vücudumuz kaldırız zaten yok. bu saydıklarından akşam oldu bile akşam yani düşünün saat dört buçuk saat 1'de daha yeni işimiz bitti hmm. yani bu, bu bu bizim daha bir günümüz yani saat birde bitti sonra öğle yemeği tekrar akşam yemeği tekrar yatış saat ve uyku en en önemli etken maraton uyku. Uyku. Bir sporcu yani beslenemiyor olabilir ama uykusuna dikkat kesinlikle hmm. kesinlikle. ortalama ne kadar uyuyorsun? Ya ben ortalama ben saat 9 ben diğer sporculardan farklı bir yanım da var. Ben saat 830 9da uyuyup 3.30'da uyanan biriyim. Hı. Hmm. Yani vücut vücudum kendiliğinden uyanıyor. Yani uyuyamıyorum da. Hani biraz da uyusam aslında daha iyi. Ama saat 3.30 4'te ben her zaman ben e, ayaktayım. Yani Hı. gözüm açık ben e, ayaktayımdır kesinlikle. Peki o saatlerinizde falan uyku kalitesine falan mı bakıyorsunuz. Ee, yani uyku ka uyku kalitesinde saatlerimiz doğru veriyi göstermiyor sanırım. Yani e, bir tam uyuyorsun e, uyku verisini e, eksi gösteriyor. Az uyuyorsun, uyku verisini yüksek gösteriyor. Yani sağ pek fazla güvenmediğimiz için onu bak onu bakamıyoruz. Peki orada antrenman yaparken şimdi o en büyük faydalarından biri de aslında orada antrenman yapalım. Kendinden çok iyi sporcularla orada antrenman yapıyorsun. Yani dün, olimpiyatlara gitmiş insanlar, işte Doğrudur. dünya rekoru kırmış insanlarla karşılaşabiliyorsun. Böyle bir isim kimin var böyle beraber koştuğun? Ya, var mı yani? E, şöyle şu an e, yani ee, Sevilya maratonu, Ankara maratonu, Ankara ya yarım maratonu kazanan bir atlet vardı. Hı hı, evet, evet. Ee, onun ismini şu an hatırlamıyorum. Yani onunla antrenman yaptım. sonra dünya rekoru kıran maraton sporcusu bayan maraton sporcusu vardı. Onunla beraber aynı fitness alanındaydın. 3000 3000 metrede dünya rekorunu kıran Girma ile beraber hani orada e, antrenman yapabildik. Böyle seni motive ediyor mu onlar? Onları, bak, onları bak, görünce, ya şöyle şey... şey diyor musun ya? Bunlar da insan mı diyor musun yoksa insan gibi <laughs> altraman yapmıyorlar mı yani? Ya şöyle bir şey var yani onlarla aynı sahada koşuyordum aynı fitness aletlerini kullanıyordum yani tabii bu çok bir Hı. mutluluk verici yani hepsi çok beyefendi çok hanımefendisi e, sporcular yani egosu e, egosu olmayan tek sporcular diyebilirim dünyanın Hı. en iyisi ve ego egolarını Hiçbir şekilde bize karşı göstermiyordu ya şöyle bir şey örnek vereyim e, fitness salonunu kullanan e, normal insanlar vardı oraya spor yapmaya gelen insanlar vardı e, e, bisiklet antrenmanları vardı bisiklet antrenmanlarını e, oraya normal gelen insanı bekleyip kendisi serasını bekleyen dünya rekortmenini gördü yeah. tamam. yani bu burada ki onun için zaman ya, daha önemli onun için zaman daha önemli ama orada çok büyük bir saygı var ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Eee Etiyopya'da sahada antrenman yaparken 200'e yakın sporcu aynı anda antrenman yapıyor. Hı. Ve aynı anda antrenman yapmalarına rağmen hiçbir birbirine e, çarpmıyor, hiçbir birbirine değim e, yani hepsinin birbirine saygısı var. Hem sinir var da biliyor. Hiç de yani, Videodan sonra gösterebilirim size. Yani 150 kişi, 200 kişi antrenman yapıyor. Yani hepsinin hepsi hangi kulvarda duracağını biliyor, hı. hangi kulvarda dinleneceğini biliyor. Yani çok güzel bir şey ya. Yani. Aynen. Hı. Ya Peki şimdi sen tenin olarak orada tek beyazlardan birisin her O Çok oluyor mu ya peki? Ya şöyle bir şey var. Avrupa e, sporcular e, da geliyor. Alman sporcular vardı. Hı hı. E, ama hani e, bizim gittiğimiz zaman çok az vardı. Yani tek, tük, yani biz tek tüktük. E, yani orada tabii herkes e, yani size bile farklı bakıyor ama dünyanın en iyi insanları diyebilir. Evet. Her konuda sana yardımcı olmak isteyen insanlar var. Yani o oradaki yaşam nasıl peki? Diğer yani fakir bir ülke tabii değil mi? Ya çok çok fakir bir ülke ama çok mutlu bir ülke diyebilirim. Yani tenekelerde yaşayan insanları da gördüm, villada yaşayan insanları da gördüm. Fakir tam fakir, zengin tam zengin diyebilirim. ve Yani ülke Türkiye yani şöyle bir şey söyleyeyim ülke bizim Türkiye ile kıyaslamamız derimizde 1980, 1990 hala çadırlarda yerde yatan insanlar vardı. Yani peki sizin o otel bizim bizim, şey kaldığımız, şey... bizim kaldığımız bizim kaldığımız otel dünya rekortmeni hayli Gebrelas'ın oteliydi. Hı -hı. E, çok güzel Hı -hı. bir otel yapmış. Onlar orada kendileri oteller yapıp evet. insanlara antrenman yani fırsatı sunuyor. Evet eski olimpiyat şampiyonu Hı -hı. dünya rekormenleri Bekeli hayli. Orada çok güzel e, oteller yapmışlar sporcular için. Süper. E, Hayli'nin otelinde kalıyorduk. İçinde toprak sahası da vardı. Joglarımızı orada atıyorduk. E, Bekele'nin sahasına da orada gidip tempolarımızı yaptık. Hı hı. Yani burada benim aklıma şey gelmişti aslında. Bir Federasyon bir ara, ev tutsa orada daha rahat mı olur acaba diye düşündüm ama otelde kalmanın bir sürü avantajı vardı değil mi? Şimdi, e, otelde kalmanın tabii avantajı vardı Hani... Dediğim gibi elektrik çok fazla gidip geliyor, hmm. su çok fazla gidip geliyor. Ama otelde elektrik, su gittiğinde hemen e, devre jeneratör girebiliyor O yüzden yani otelde kalmak e, çok çok mantıklı. Evde kalmayı ben tavsiye etmiyorum çünkü geldiğinde direkt yemeğin var, hmm. odan temizleniyor, banyo yapabiliyorsun, elbiselerini makina verebiliyorsun. Yani evde kaldığında sporla mı uğraşasın, onlarla mı uğraşmak çok zor. Yani bence otelde kalmak çok bir mantıklı şöyle bir şey olabilirdi yani benim orada ben benim düşüncem federasyonumuz e, bakanlığımız yani orada bir otel yapabilir hmm. yani küçük bir otel yap yapabilir ve sporcular e, e, kış sezonlarında e, orada çok rahatlıkla antrenman yapabilir yani çok çok mantıklı yani Türkiye'deki otellere vereceğimiz parayı orada bir senelik e, bir harcamayla Hı -hı. çok mantıklı olabilir. Yani burada antrenman yapmanın çok fazla bir çok... lüksü yok aslında değil mi? Yani ben burada yani kamp yapmanın esas oralarda olması. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki tüm mesafecilerin orada olması lazım. Yani ee, bu belli bu illa bir klasman. değil yani illa Tabii, değil. bir yani tablim yapabiliriz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 3 ee, ay 3 ay sonra diğer sporcu 3 ay sonra Diğer sporcular böyle böyle gidip gelebilir yani bir orada bir aşçımız olabilir. Yani. Orada. O zaman çok daha farklı olur. değil Yani. Yani gibi. Sadece meyve yemezsin o zaman. Doğrudur yani çok farklı olabilir. Yani orada orada sürekli bunu düşündüm yani. Federasyonumuz, bakanlığımız burada bir yer alsa, bir otel yapsa, yani çok mu? Yani böylelikle orada başka sporculardan da şahir ederler bu arada yani oraya şey yapılır yani. Doğrudur. Peki sen. Bu antrenmanlara bak. Antrenman sırasında nasıl besleniyorsun? Ya, yani orada var mı jel kullanıyor musun? Ya, e, benim sponsorum Whoops <laughs> var. Bizim. Evet Whoops var. Evet Türkiye'den. Evet Türkiye'den al, e, gitmeden önce <laughs> ay, anlaştık. Whoops'tan jellerimi al, e, aldım. <laughs> oraya götürdüm. Antrenman esnasında onları kullandım. Çünkü çok antrenmanda çok... kullanmak çok önemli. Tabii mesela 30 35 40 kilometre yaptığımda yani bir nevi beni onlar kurtardı diyebilirim. Yani uzun da fazla. Iç, o zaman maratona e, yönelmediğim için pek fazla içecek ismi bilmiyordum. Hı hı. Jel ismi. Yarım maratonda hiç ihtiyacı ihtiyacım olmadı. Bir saat. Yani bir saatlik yarış oldu. Zaten grikojen de... depo yetiyor. Aynen ben genelde su kullanmayı tercih ediyordum yarım maratonda ama hani maraton gibi bir araçta Whoops bize yetişti. Burada. Allah'a teşekkür ederiz. Aynen aynen. Süper. Ee, bayağı bir destek verdi. Ve oradaki antrenmanlar bitti. Yavaş yavaş yarış şeyine girmeye başladınız. Yaş konsantrasyonuna. Etti. Aslında Bu Sevilla'yı neden seçtiniz peki? Evet. Yani bu yarışı. Ya Sevilla Maratonu geçen sene bir bayan arkadaşımız Yayla Kılıç Gönen. Geçen sene orada Türkiye'de bayanlarda koşulmayan bir dereceye orada koştu. Hmm. Yani orada o yarışı koşması bizi, bize de motive etti. Yani oraya gidelim diye. Onlardan da bilgi alarak orayı tercih ettik. Hı hı. Ve bize en uygun süre orasıydı. Aynen. Bu, bu arada bu... Ee, Etopya'daki antrenmanlarda siz gittiğinizde kafile olarak mı gidiyorsunuz? Ee, biz Etopya'da kafile olarak gittik. Yani böyle biz... başka sporcu, Türk sporcularla beraber evet, evet, evet. tek başına kalmıyorsun yani. Top e... antrenörün Top, geliyor mesela evet. Osman geliyor mu? Evet, Osman hocam geldi. <laughs> biz eto biz Etiyopya'ya toplamda eee 6 kişi katıldık. 4 sporcu, 2 antrenör olarak katıldık. E yani ekip olarak gittik. E, üç yani ekibimizin üç kişisi 11 gün önce inmeye karar verdiler. Onlar 11 on, on gün önce indiler. Hı. Biz e, yani hocamın bir e, bilgiler sayesinde kesinlikle üç gün ya da dört kesinlikle. gün önceden dedi. Biz üç gün kala indik. Çok İrdi esas ya, yani ya, yani bir esas olayı bu. sen kaydetmeden... kaybetmeden bilimsel, Antrenörün bilimsel makaleleri falan okumayı Hı. çok seven. Yani defalarca okuduğu makalelerden bilgi edindiğine göre bizim üçüncü ya da dördüncü gün Kesinlikle yarış koşmamıza Kesinlikle. uygun dediler. Yani be, Bekele, Kipchoge, birçok dünya rekortmenleri hepsi bu bu seviyede aşağı inmişler. Hı. Yani çok da güzel bir karar aldık. Biz üçüncü gün indik, yarışımızı koştuk ve vücudumuz istenen tepkiyi bize verdi. Yarış or, or, oradaki kampı ne kadar süre yaptınız? Biz orada 62 gün kaldık. Ya şöyle bir şey eklemek istiyorum kampın ortasında e, pazar uzun pazar uzunu yaptık. Pazar uzunundan sonra birkaç an, yani pazartesi sallığı günün birkaç antrenman yaptık. E, Türkiye'ye dönecektik. Hmm. E, bir sakatlık yaşadık. E, sabah uyandığımda e, sağ dizimde e, bir ağrı hissettim. Hocam hoca, hocamı aradım. Hocam geldi. Dizime baktı. E, yani bir sorun vardı dizimde. Durup dururken. Durup dururken hiçbir şey olmaz. Yani bir dizimde bir ağrı oldu. Sabah antrenmana çıkmadık, akşam çıktık. A akşam çıkıp antrenmana geldiğimizde e, dizim şişmeye başladı. Hani gözle görülebilir bir şişlik ortaya çıktı. Yani, anlamadık ne olduğunu, anlamadık. E, yani hastane de yok. E, ondan sonra Pazartesi günü merkeze indik bir yere gittik. Hani Etiopiya'da yani hastalanmamız lazım, sakatlanmamız. Yoksa hastane. Hastane, <laughs> hastane, daha sıkıntı. Hastaneye gittiğimizde hiçbir şey yapamadılar. Ve döndük e, hiçbir şekilde yani Türkiye'ye e, gitme kararı aldık. Hmm. Türkiye'ye gideceğiz. Ve o antrenörüm aradı. Koordinatörümüzü aradı. Sakatlandığımızı söyledi. E, Cuma'ya kadar belli olacak. Ve Türkiye dönecektik. Ve ben bir karar vermeliydim. Ya kalacak, iyileşip e, tekrardan ya da Türkiye'ye gidip iyileşip Orada antrenmanlarımızı sürdürecektik. Ya hedef devam ediyor ama hedef devam ediyor kalma. ama kalıp kalmama gibi bir e, sorun yaşadık ve cum e, dizim daha kötü oldu. Gecenin üçünde hocam uyandırıp ağrıdan uyuyamadım. O derece. Yani gözümden yaşlar akar. hocam uyandırıp çok fazla ağrım var. Dizim yanıyordu yani. İçinde bir ödem vardı. E, bilmiyorum ne oldu yani. <laughs> Kazada bir, bir yere de vurmadım. Yani vursaydım bir şey olsaydı dizimi o şişlik öyle belki olurdu. Hmm. Ya sonra e, işte cuma kadar dizim hafif bir antibiyotik kullandık. E, dizim yavaş yavaş bir iyi sinyal verdi. Kinezubandayla bandıyla e, bir hafta boyunca seke seke koştum ve kalmayı tercih ettim. Sonra kremlerle, ağrı kesicilerle, Masaj. e, masajla, buzla yani 7/24 elimde buzla geziyordum. Ve <laughs> Etiyopya'da belki kimse benim kadar buz kullanmamıştır. <laughs> Sürekli elimde buz vardı, sürekli buz, buz, buz ve çok şükür ayağımız iyileşti. Yani çok güzel bir, çok güzel anılarımız da oldu. Çok kötü. O, yavaş yavaş o zaman seviye. Orada evet. Orada e, ya direkt kamptan evet, Türkiye'ye geldik, geldik. İstanbul'a geldik. Evet İstanbul, e, Etopya'dan gece e, saat 1'de bindik, sabah İstanbul'da olduk. İstanbul'dan direkt Burhan geldik. Hı, hı. bir gün konaklamayı e, yaptık. Ondan sonraki sabah e, saat 10'da e, havalimanına gittik. Saat e, 2'de de uçağımız Sevilla uçtu. E, Sevilya'dan da araba kiralayıp e, o, oradaki e, yo, e, Sevilya'da evet doğru direkt Sevilya'ya geçtik. Hı hı. Orada, oradan sonra otelimize geçtik dinlendik. Hiç parkura falan bakıyor musunuz e, orada yani? E, e, evet, evet. parkura bakamadık da ben şöyle bir şey Etiyopya'da çok fazla zamanımız vardı. E Sevilla'yı e, maratonunu ya 2003'ün maratonu ben 6 defa izledim. Aa <laughs> evet yes, tabii. Yani, Orada canlı yayın falan veriyorlar. Evet. Geçen var. senenin kaydı vardı. Ben 6 defa izledim. İndirmiştim internet gidiyordu. Sadece o videoyu indirmiştim. 6 defa ben Sevilla maratonunu her izledim. köşeyi biliyorsun. Her köşeyi biliyordum. Sonra indik sabah jokumuzu attık. E, akşama doğru da içeceklerimizi teslim ettik. Ya yani sularımızı, içeceklerimizi, jellerimizi, kilometrelerini belirleyerek teslim ettik. Orada her kilometrede onlara ulaşabiliyor musun yoksa evet, 50 kilometrede? belli kilometrede mi? Her maratonda iki buçuk maratonda bir şey var. Hayır, maratonda 5 kilometrede bir içeceklerini hı. alabiliyorsun. Yani her 5 kilometre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40'a kadar içeceklerimi özel Hazırlıyorum. Oraya bırakıyorum. Her her 5 kilometrede bir de içeceklerimizi aldık. Hı -hı. İçeceklerimizi teslim ettik. Sonra iki e, yarış içerisinde nasıl bir beslenme programı yapıyorsunuz? Şimdi yarışa gününü anlattıracağım sana ama ya beslenme programı neye göre yapıyorsunuz? karbonhidrata değerli yapıyoruz. Yani ben bak e, şöyle bir şey söyleyeyim. Yarışa iki gün kala oradaydık. Ben toplamda e, yani yedi tabak falan makarna yedim. Ya sabah gitti. Ben <laughs> orada <amaç kalırız> <laughs> yağsız, tuzsuz, sossuz makarnayı ben yedi tabak falan hmm. ma makarna yedim. E, sadece makarna. Bu... Sabah kahvaltı makarna kahvaltı. Üç makarna. günde yaptın tabii. E, yok iki günde. İki günde. <laughs> ya, yarış yani farklı bir şey yemedim. Tabii o en önemli şey arkadaşlar farklı yani bunu gittiğiniz yarışlarda mutlaka şey yapın. ya yani bilmediğiniz şeyleri yemeyin orada. Çünkü şöyle bir durum var. Sen onu bilmediğin bir şey yiyince sana dokunabiliyor. At, Hata kabul etmiyor. Aynen. Ve bir anda o kadar bir aylık antrenman bir şey yani. İki aylık. İki aylık antrenman. Hatta on yıllık diyebilirsin. Aynen öyle ol. Bütün hedefin o çünkü. Çok Yani orada makarna, tavuk, farklı bir şey yemedik, Hı. meyve. Aynı etopya gibi beslenmeyi Devam. daha tercih Hı. ettim. Hı. Vücut farklı bir şey göstermesin diye. Sabah da uyanıp Peki yarış içerisindeki beslenme ee, konuşacaksak şu kaç gram karbonhidrat alıyorsun? Onlar belli mi yoksa? E, ya orada or, or, hoca, hocam zaten hepsini et, Ayardı, met, ayarladı. Hı. Daha önce Etopya'da 40 km 35 km yaptığımız gibi aynısını yaptı. Yani hiçbir şekilde farklı bir şey yapmadık. Yani hocam bunları ayarlayıp içeri verdi. Sen de dedi, sadece de, 10. kilometrede şunu al, 15'te şunu al. 15'te aynı hocam zaten. Önce... Yanında jel taşıyor musun mesela? Yok jeli şöyle bir şey var. 35 kilo yani içeceklerimizi hazırladığımız zaman ben e, 20'de 30'da jel almayı tercih Hı -hı. ettim. Ve içeceklerimi içeceklerimde sadece su koydum o kilometrelere 25-30 arası sadece jel aldım. Hmm. Diğer kilometrede içecek aldım. Yani biz yani karbonhidrat, karbonhidrat karbonhidrat aldık, içeceklerimizi aldık ama e, jel iki tane kullandık. Peki o içeceği nasıl alıyorsun? Yani 500 miligramlık şey mi? Yani boyutu ne oluyor? Ya, boyutu şöyle oluyor, e, e, yani yaklaşık, yaklaşık yaklaşık yani iki yudum 3 yudum kadar. Hmm. Yani her her kilometrede yani fazla içemezsin zaten. Yani, peki yoğun mu oluyor? O? Çok yoğun. Çok yoğun Çok değil değil olması gerekiyor. Hı -hı. Yani e, içeceği döktüğünde jele dönmesi gibi. Aynen. Jele dönüyor. Yani katı bir şekilde. Çünkü dediğin gibi 3-4 yudum şansım var. 3-4 yudum alıp ve içeceklerimizde şöyle bir şey var. Şimdi tüm ülkeler içeceklerini hazırlıyor. E, e, Mataralarımız var. Özel bizim ayarladığımız. Ve onunla herkesin matarası aynı. Ve bunun bir farklı olması gerekiyor. Yani bir e, Tabii fark etmen Fark etmen yani. gerekiyor. E, ben e, içeceklerimin ucuna bayrak yapıştırdım. Sonra bir bayrak yapıştırdım. Hı -hı. Ee, orada işte elinde olan tek kinez yuvanlığı vardı. Sarı bir kinez yuvanlığı vardı. Tüpetin ucuna bağlayıp e, en uzunluğu yapıp direkt e, zaten orada masalarımız belli oluyor. Yani elit atletlere göre masalar belirleniyor. Herkesin. Dereceye her göre. Her, her masa değil. Atıyorum birden e, 15'e kadar masa vardı. Benim masam 13. masaydı. 13. geldiğimde en uzunu vardı. Elimi atıp o materayı direkt gibi yani herkesin tüm maratoncu Avelerimiz içeceklerini alamadıklarını söylediler diğer yarışlarda çok sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Ben hiç ben, ben içeceklerimi hepsini aldım. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Eğer kaçırırsam plan gidiyor çok. Hani çünkü. çünkü 5. kilometrede aldığın iç, içecek seni 10'a taşıyor. Hı. onda aldığın içecek seni 15'e taşıyor. Hani hepsinin bir şeyi var, sıralaması var. O sıralamayı kaçıramamalıyım lazım. Yani o yüzden çok güzel bir yani sanki içeceklerimi 40 yıllık maratuncumuş gibi <laughs> e, ayarladım. Tabi bu da büyük bir şey. Dur. Çünkü sen bundan sonra önceki yarışlarında hiç öyle bir tecrüben hiç yok. Tecrüben yok. Yani hiç ilk mar bu yarışa çünkü senin ilk maraton. İlk maraton. Yani ilk maratonunda böyle bir derece yaptın ve e, daha önce işte. Suyunu almadın, jelin jel bile kullanmadın belki yarışlarda. Hiç kullanmadım, ilk defa kullandım. Yani çok farklı yani yarım maratonda bildiğiniz gibi bir saatlik bir yarış hı hı. yani gerekmiyordu. Tamam. Yani zaman yani kaybı aslında. orada zaman kaybı. Saniyeler önemli orada. Çok çok doğru. Yani bir burada sa bile saniyeler önemli. Burada burada ya, at bir saniye 42 saniye yani 42 kilometrede 42 saniye yapıyor. Hı hı. Yani Olur. iki saniye yani çok yani bir sani saniyelerle uğraşıyoruz. Aynen öyle. Yani işte o her dak her kilometredeki e, bir dakika kaybın sana olimpiyatı kaybetti. Olimpiyatı kaybetti. Olimpiyat barajını. Olimpiyat barajı. Şimdi ona da geleceğiz. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Evet. Sabah uyandın. seviyedesin. Sabah evet. Onu anlat. <laughs> Hadi bakalım. Yarış sabahı. Yarış sabahı. Yarış sabahı. Yani hiç... Kaçta uyanıyorsun, kaçta kahvaltı ne Pazar günü, yani pazar günleri bizim yarış günlerimiz oluyor. Yani antrenman, çok önemli bir antrenmanımız oluyor. Pazar günü saat üç e, buçukta uyandım. Hı hı. Yarış sabah üç buçukta uyandım. Yarış kaçtaydın? Yarış saat sekiz buçukta. Sekiz Üç buçukta uyandım ben. Duş aldım. Yani soğuk bir duş kendime gelebilmem için. Çünkü ben şöyle bir özelliğim var. Ben hemen kalkıp bir yarış koşamıyorum. Hı hı. En az e, 3 saat, üç e, buçuk saat arası, 4 saat arası benim şey olmam lazım. Kendime gelmem lazım. Sabah antrenman yapmayı da sevmiyorum. Sabah <laughs> antrenman yapmayı da sevmiyorum. Yani e, uyanıp böyle tüm hücrelerimin açık olması lazım, hani cin gibi olmam lazım <laughs> diyebilirim. Yani yoksa yapamam. işte güzel bir duş, Sonra ayaklarımı tamamen e, kremledim. E, hmm. Ağrı, ağrı kesici kremlerim falan vardı, e, çeşitli çeşitli kremlerim falan vardı. Hmm. Saat dörde kadar e, onları sürdüm. Sonra ayaklarımı tavana diktim. Hmm. Yani böyle bir tavana diktim. Kahvaltıda yapmadım. Tavana diktim. Çünkü diyorsun bütün gün üzerinde gideceğiz. Bütün, gün üzerinde, bütün gün üzerinde yani o kasların rahatlamasını sağladım. Hı hı. Ayaklarımı tavana diktim. Ondan sonra saat dört buçuk civarı ee, kahvaltıya indim. Hı hı. Yani kahvaltı yaptım. Kahvaltıda söyleyeyim. Aynen öyle. Yani ee, kahvaltıda peynir. Ee, genellikle peynir, ekmek bir de bir portakal suyu. Hı hı. Yani o kadar fazla bir şey hiç yemedim. Ve bir kahve yani saat beş buçuk civarı bir kahve içtim. Zaten oradaki mevzu mideyi biraz doldurmak. Aynı Aç kalmaması yani açlık hissetmemek. Çünkü evet. önceki e makarnalar yani bile köşen deponun doldurduğu yıllar. Akşamki makarnalar iki günecesi makarnalar ve taşırız saat. <laughs> yani e güzel bir kahvaltı tekrar odaya gelip göğsüm aralarımı hazırladım. Hmm. Ayakkabılarımı ayakkabılarımı hazırladım. Ee, ısınmada giy, giymem gereken üstlerimi, hmm. e, antra yarıştan sonraki meyvelerimi, yani, <laughs> <laughs> yani yarım aldı aldım içeceklerimi, e, her şeyimi ayarlayıp saat 6'dan otelden çıktık Hı, Hı Servise binip e, stad yerine gittik. Eli aynı. Evet. Hep, hep beraber, hep beraber, hep beraber oradan stada gittik ve Heyecan çok büyük bir, bir ilk maraton olduğum için. Tamam. Hani o otobüsten indiğim anda heyecanım başla, başladı. Peki yarışa başlamadan önce hedeflediğin süre bu muydu? Hedefledim yani... hedeflediğim süre e, yani doğrusunu söylemek gerekirse 2 saat 10 dakikanın altıydı. Yani Hı -hı. 2 saat 9 yani yaklaşık yani saat 9 dakika. Yani hedefimiz 2 saat 10 dakikanın altında koşup Türkiye'nin en enisi olmak. Aynen. Daha önce e, hiç koşulmayan, koşulmayan bir işte. dereceyi koşmaktı. Yani hedefimiz buydu. Yani e, Olimpiyat barajına e, yani e, sakatlık e, Etiyopya'da sakatlandığım için yani biraz da endişeliydim. Yani olur olmaz arasındaydım e, ve bunun e, hedefim 2 saat 10 10 dakika altı koşmaktı. Yani e, hedefimiz buydu ve sahaya indik. Tüm sporcular orada e, e, bir 10 dakikalık bir oturduk. Çantamızı falan hazırladık, üstümüzü değiştirdik ve e, yaklaşık bir 20 dakikalık bir ısınma koşusu oldu. Orada plan yapıyor musun? Rakiplerini biliyorsun. Onların önceki yarışlarını biliyorsun. Şunu takip edin falan. Bu bana pacer'lık yapsın gibi e, ya düşünce şey var, var mı? Organizasyon zaten size e, paceler, e, yani ver pacer'lar veriyor. Pacer'lar zaten gideceği dereceleri söylüyor. Bizim yapmamız sadece gereken tek şey pacer'ları bulup hı hı. onların arkasına girip yarışı bitirmek. Hı. Yani 20 dakikalık bir ıs ısınmada dünya şampiyonları, olimpiyatta madalya alan sporcular beraber esniyor. Kenyalı, Etiyopyalı, Fransa, İtalya, yani tüm sporcular beraber esniyorsunuz. Herkes hayalini kuruyor, herkes oh, bir şey kuruyor, hayal yani yarışta yapması gerekeni sürü e, hayal ediyor. Ben de yani esnirken e, şöyle bir şeyim var. Ben hızlı başlayamıyorum yarışa. Hı hı. Yani birden çok hızlı başlayamıyorum böyle atıyorum 3 10 3 5 pace'likti. ilk pace'leri gitmem gerek. Çok yavaşmış şey gerçekten. <laughs> 3 10, 3 5 arası benim ilk pace'leri gitmem lazım. gitmem gereken pace 3 net. Hı hı. Ama benim ilk o ilk başta o pace'i gitmemem. Aslında bu iyi bir şey. Negatif sabit dediğimiz bir şey bu ve böyle gidersen daha vücudu hı -hı. hazırlayarak gidiyorsun. E yani böyle gittiğim yani tüm ben bu, bu bugüne kadar öyle yaptım tüm yarışlarımı kazandım. Daha rahat ve daha rahat bitirdim. Hı -hı ve 3 e, istediğim gibiyse 3.10 değil de 3.5'lik bir pace de gittim ilk başta <laughs> ve vücudumun inanılmaz bir şekilde rahat olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu etti <laughs> yani 5. kilometreye girdi 5. kilometrede bunu hissettim zaten. Peki yarım maratonu kaç pace e koşuyordun sen? Ben yarım maraton 1 saat 2 dakika 20 saniye e, koştum. Ortalama 2, 2 dakika 57 saniye. 2.57 pace. Ortalama pace'im 2.57. 2.57 pace. Hayatımda görmedim böyle şeyler. Üçü de görmedim. Yani. yani <laughs> Türkiye'de en koşan en hızlı yarım maraton. No. Yani 2.57. Evet ve dediğim gibi ısı, ısındık. <laughs> Isınmamızı, başla, bitirdik. Hocamızın yanına gittik. Ee, hocamız gereken taktikleri verdi. Gitmemiz gereken piste söyledi. Evet. Ee, ondan sonra e, üstümü değiştirdim. Yarış formamı Zaten bende şöyle, yani bende değil de tüm o atletlerde böyle bir e, enerji var. O e, short, askılık, ayakkabı giydiğinde farklı bir karaktere bürünüyoruz. Yani farklı, yani o an kendini. Yarış başlıyor diyorsun. Aynen, evet. ya, ya, yani yarışa başladığını e, anlıyorsun. Yarış üstümü giyip. E, elit atletlerin içinde dünyanın en iyi atletlerin içinde dünyanın en iyi maratonunda hı hı. E, yerimi aldım ve startla başladım <laughs> İlk 5 kilometre harika gidiyor 10. E, ilk... kilometreye geldin devam 3 beysiler gidiyor gene e beşte düştün bu sefer sanırım e, şimdi şöyle bir şey e, yani ilk iki aşa başladık yerimizi almaya baş e, yani yer bulmaya çalıştık hava güzel var ha, hava çok güzel yani evet. istediğim şekilde ne çok sıcak ne çok soğuk hı hı. Yani ortalama bir hava derecesi vardı. İlk 5 kilometre pace'lerimizi bulduk. İlk 5 kilometreyi e, e, 15-10 geçtik. 15-10, 15-13 arası geçtik. Hı hı. Çok istediğim gibi bir pace'ti. 10 kilometreyi de 30-20 falan geçtik. Yani istediğimiz gibiydi. Yani o 5, 10, 15, 20, 21. kilometreye gelince 1 saat 4 dakika. Ve bir saat 4 dakika geçtik daha hızlı geçebilirdik. Hmm. Yani tavşanımız organizasyonun verdiği tavşan biraz yani iyi değildi yani istediğimiz şekilde değildi yani sürekli uya, uyarı gitmiş olması lazım daha iyi gitmesi gerekiyordu yani atıyorum ortalama dört değil de sıfır iki mi olması lazım hayır ortalama gitmesi gereken pace 3.50 idi yani bir yarım maratonu geçmesi gereken süre bir saat 3 dakika 50 saniyeydi bir 10 saniye kaybımız var daha iyi geçebilirdik yani pe, sürekli uyar e, yarışın içerisinde diğer sporcularla beraber sürekli peşini uyarmak zorunda kayıtsı da geçip gidemiyorsun değil mi? gidemiyorsun yani, kendi yani gidebiliyorsun mu? da yani yani hayır yani o sen konusunda... bozuluyor Doğru. E, sabit e, sabit gidemiyorsun Hı -hı. ve sürekli e, in, e, yarışı intervala çevirmeye başladı yani, yani bir gidip bir yani sürekli onu uyarıp onu uyarmaya çalışıyorduk. Hı hı. Ortalama pace gitmesini söylüyorduk. yani o zaten 25'e geldiğinde pace'i e, Pacer çok kötüydü. Biz e, geçip, Gittik. <laughs> Orada bırakıp biz... Peki normalde Pacer'lar ne kadar sana eşlik ediyor? Ya normalde Pacer'lar 30'a kadar geliyor. 25-30'a kadar geliyor bildiğim. Yani pek fazla e, maraton koşmadığım için Pacer'la koşmadığım için ama ortalama 25-30 diyebiliyorum. Yani ondan sonra zaten kendi temponu yakalayıp buradan e, devam zaten pace senle beraber devam ediyor olsa o da <laughs> İstanbul ya yani İstanbul maratonunda defalarca pace'lerin kazandığını biliyorsunuz. <laughs> <laughs> e, pace olarak e, yani pace olarak gelen atlet yarışı kazanıyor. Ama Hı -hı. burada e, işte biz defalarca uyardık. Uyardıktan sonra işte 1-0 4 net şey geçtik. Yarım maraton geçtik. Hı -hı. Yani olimpiyat barajını sürekli olimpiyat barajını hedefledik. Yani ben şöyle bir şey yani hiçbir yarışta bunu hissetmedim. Yani 21 kilometre geçti sürekli yani yarışın içerisinde çok farklı düşüncelere kapılıyor Her şeyi düşünüyorsun. Tamam. Yani yarış kendini motive etmen gerekiyor. Çok yani şöyle bir şey ya, yani 25'e 21 kilometre bitti kendi kendime çok hissin. Kolları iyi vücut iyi ama şimdi ilk defa, defa şey çok... gidiyorsun. farklı bir mesafeye gitmeye başladın onu farklı bir mesafe gitmeye yani olimpiyat barajına e, gitmeye orada e, dedim e, de peki ha, süre süper barajı gele gidip baraj sürekli aklımda baraj vardı Hı. yani 21 geçtikten sonra baraj yani baraja gidiyordum bir 10, e, baraja 10 saniye daha erken gidiyordum Hı. yani sürekli sürekli kendimi uyarmaya başladım yani vü vücudum hiçbir şekilde yani beni rahatsız edecek bir tepki vermedi. Hı hı. Kaslarım her şeyim iyi, nefesim çok iyi. Ama maraton mu? Maraton. Biraz sıkıntı var yani. Mesela yani i̇şte her an her şeyi alabiliyoruz. Aynen aynen. Yani benim e, şöyle bir e, e, diğer maratoncu abilerimiz vardı. Onlarla sürekli konuştuğumuzda bize yani herkes bilir belki hayatında birkaç defa duymuştu. 35 duvarı, 35. <laughs> kilometre sürekli böyle bir söylenti vardı. Evet. Ee, bu söylenti onda da var. yarım maratonda da var. Maratonda da var. Ben 10 kilometre koştuğum zaman 8. 8 kilometrede işte başım dönüyor. Dalıyorsun. <laughs> ee, 10 kilometre koştum. 8'e geldim. Ben niye başım dönmüyor dedim. Yani sürekli daha iyi gidiyorum. o 21 kilometre koştum. 15'te işte. 15 çok önemli. 15'te Ben 15'ten sonra daha hızlı gittim. <laughs> daha e ve 35. kilometrede ben 35 kilometreyi merak ettim. E ve bu beni yani bu, bu beni çok e, o pedal barajıma neden oldu. He, o biraz bir daha burada söylüyoruz. Da biraz daha e, şey oldu. Dizginledin kendini. Kendimi dizginledim. O an 35. kilometreye geldim. Vücudum hiçbir şekilde bana bir yanlış bir tepki göstermedi yani herhangi bir halüsinasyon görmedim oğlum. <laughs> Şikere düşmedi. Aynen. Çünkü doğru antrenman, doğru taktikler, doğru beslenme. Beslenme zaten en önemli şeylerden biri. Beslenme yani doğru. O şeyin üzerine çıkmıyorsun. Antrenmanda yaptığın, eee, hızın üzerine çok fazla çıkmıyorsun ve beslenme evet, eskiden beslenme diye bir şey olmadığı için 30. kilometrede glikojen depom bitiyor. Yani benzin bitiyor. Onun için de orada duvar geliyor. Yani Ama sen beslendiğin için Öyle bir şey görmedin tabii ki. Doğru, yani hiçbir şekilde öyle bir şey görmedim. Hı -hı. 35. kilometre girdiğimizde bir, o, bin bir onların müzesi var. Müzesinin etrafından dönüyorduk. artık son 7 kilometre kalıyordu. 35'ten sonra yani dedim Sezgin yarış çok iyisin. Yarış i̇şte, hata. İşte en büyük hatalardan biri budur arkadaşlar. Yani, çok iyi diyor. Şey. Çok basalım. <laughs> Bam bam bam. <laughs> bam bam Yani git artık dedim. Yani artık bekleyecek bir şey yok. Hı -hı. Yani devam 35 6 57 7 pace ye. ve bu benim beni çok e, 40 kilometrede beni e, çok kötü bir şey bekliyor. Diyeceksiniz şimdi o e, 0 4 0 5 pace ne kadar değiştirebilir de 35'deki çok hayatı değiştiren şeyler onlar. Olimpiyat <laughs> Olimpiada gitmeme neden Allah'ı olan bir şey diyebilirim. <laughs> Yani 36. peysim 2.57, 37. peysim 2.58. Oralarda hissiyatın nasıldı peki? Oraları. Çok rahat. Hala rahat gidiyor. Çok rahattım yani. Belki daha hızlı da gidebilirdim diyebilirim. <gülüyor> Keşke <gülüyor> gitmeseydim. 3 net, 3 peş arası. Evet. Keşke devam etseydim. Yani 2.57, 2.58, 2.56 ve 40. kilometrede... 3.20. Ee, <laughs> ya şöyle 40. kilometre... Ne oldu orada? 40. kilometreye girdim. Yani 40.500'e daha doğrusu girdim. E, birden vücudum yani kusmaya başladım. Durup kustum devam ettim. Yani 35'teki kaç saniye mesela e, durup kustum? 20 saniye. 20 saniye. O, e, ve e, yani 40. kilometrem 3.20 peksin. Hmm. Eee 41. kilometre 20 saniyesi de 20 duruyor. saniye. Durdum, durdum bildiğiniz yani bu şu an kimse bilmiyor ilk defa burada hmm. konuşuyoruz. Daha da paylaşım yapmadım or orayı. Yani durdum, kustum. E, yani birden yani e, Vücudum iyi ama yani nefesim, bacaklarım çok iyi hı hı. ama vücut 37 e, 36 37 kilometredeki zorlanmayı da yaşadım. Hı. Yani oradaki hatayı yapmasam, arttırmasam, normal ortalama pace'de devam etsem vücudum hiçbir şekilde bu e, farklılığı göstermeyecek ve durup kustum. E, tekrar devam ettim, 41'de tekrar kustum. Zaten... E, o da dedim e, mi gidiyor de, baraj gitti. Evet, evet evet dedim. Yani, Moralin de düştü. Moralin de düştü. Zaten izleyenler gördü. Hı -hı. E, yani çizgiye geldikten sonra e, işte her şeyde bir yani lanet olsun, Dur, olsun, lanet olsun dedim. <laughs> değil mi? Çünkü yorulmadım yani izleyenler bilir. Hı -hı. Ben Aynen. herkes kendini yere atarken herkes... E, Daha enerji var ama... Da, ama ben hiçbir şekilde ben yine durdum. Gidip üstümü değiştirdim. Jokumu attım. Her şokumu attım hiçbir şekilde ya sanki yarış koşmamış gibi ama o psikoloji sadece ben biliyorum o hatayı hı hı. o yanlışı kusmamı. Ya çünkü hı. bir şey var işte ilk defa maraton koşmanın aslında e, bu dezavantajı aynen. biraz i̇şte. çünkü o vücudu bilmiyorsun o maraton mesafesini vücudun bilmiyor. Vücudun alışık, alışık olmadığı değil. bir şey yani her ne kadar antrenman yapsan da yani yarış, yarış farklı. Bambaşka. Yani sana her türlü şey gösterebiliyor. Hı hı. Yani olupiyat barajımız bir 39 saniyeyle aşamadık. Ama hani ilk maratonumuzu da 42 yıl önce Mehmet Terzi'nin koştuğu 2.10 25 derecesinde yani 42 yıl sonra 42 yıl sonra 42, yıl sonra 42 kilometreyi koşabilen Aynen. tek sporcu olmak yani Bambaşka demek ki şey. yani, deme, yani demek çok farklı bir şey. Demek ki yapabiliyoruz. E bu arada ya. Mehmet Terzi ne yapmış ya? Yani? O zaman değil mi? O zaman. Ha, sizin kullandığınız ayakkabılar gibi. Değil? Ayakkabılar yok. Malzeme öyle değil. Ben çok. Beslenme saygı. yok işte. 35 orada onlar da var. ya Yani, yani ayakkabılar... Sen daha iyi onu söyleyebilirsin şimdi. Ama nasıl ya, bir şey yapmış ya, Mehmet? Yani çok saygı duyuyorum. Çok hı. sevdiğim bir abimiz. Hı hı. Yani onun nasıl o zamanki ayakkabılarla, o zamanki beslenmeyle, o zamanki imkanlarla o dereceyi koştuğu için yani bizim ona şu teşekkür etmemiz lazım. Aynen. Teşekkür ederiz ona. Yani çok iyi bir derece. Yani saygı diyoruz. Ve sen de onu ve e, de on. Türkiye doğumlu sporcu olarak onu geçti. yani çok e, yani onu geçtik. <laughs> evet, onun rekorunu geçmek <laughs> bize mutluluk verdi. Tabi olmazdı gereken bir şey. Yani şöyle, alttaki sporcularımızın bizi örnek alması lazım. Bir onların da yani ilk bir Türk sporcunun da Kenyalı değil de bir Türk sporcunun da 2 koşabileceğini herkese gösterdim. Aynen evet. Yani buna tüm Türkiye şahit oldu. Ki çok daha iyileri de gelecek. Daha iyileri e e de. İnşallah e evet. yani e daha iyileri de olacak. yani Çünkü senin bu ilk maratonun biraz önce söylediğim gibi daha hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi daha onu ilk maratonunu bitirmiş olarak gideceksin. Vücudun da onu bilecek. Evet. Daha farklı. Ya yani Bu da işte yarış dediğimiz en güzel antrenman aslında. Doğru. Yani bunu da e vücudun yemiş olarak gidecek bir sonrakinde ve o orada daha güzel derece alabilirsin ki zaten seninle beraber yarışan sporcularda da daha önce konuş biraz önce konuşmuştuk seninle. Yani onlar da ilk maratonunu koştuğu zaman en iyi derecelerini koşmuyorlar. Ya şöyle bir şey var. Mesela Avrupalı yani birçok arkadaşımız ta takip ettiklerine göre ilk maraton koşan sporcu Avrupalı sporcuları örnek gösteriyorum. Hı hı. E, Kenyalılar değil, Etiyopyalıları değil. Yani baksınlar, ilk maratonlarına baksınlar. İlk maratonu söylüyorum. 2.10, 2.12, 2.12. Yani bunun altını koşan teknik sporcu vardır ve ben bir yani bir Avrupa olarak ve bir Türk sporcu olarak ilk maraton 2.8.40. Yani hiç basit yani hiç basit bir derece değil. Yani bunu koşabiliyorsak yani inanın ki Türk sporcular daha iyisini koşabilir. Kesinlikle daha iyisi gelebilir. Ben bunu koştuğum için yani çok mutluyum. neden? Çünkü yani alttaki sporcular beni önüne kalıp gelecek. Hı hı. ben onlara bir gurur kaynağı olduğumu düşünüyorum. Tabii yani sen zaten daha önceki yarışlarında da bunu gösterdin bize. İstanbul'daki yarım maratonunu ilk kazanan Türk sensin. Ka i̇lk kazanan, yani İstanbul yarım maratonu zaten benim için ki en evet. hızlı yarım maratonlardan biri o en... kadınlarda dünya rekoru burada sanırım. Evet. en son. Yani Değişmediyse o. Evet yani 2020 2021 yılında Aynen. İstanbul İstanbul yarım aratonu hem geneli hem hem Türk klasmanı kazanan ilk Türk sporcu. Aynen. Ya zaten orada zaten yapabileceğimi gösterdi bunu herkes biliyordu zaten Hı -hı. E, yani ve burada da yapabileceğimi herkes biliyordu herkes inanıyordu e, ve burada da ya, başardık. Evet. Diğer tükatitlerimde e, önünü açtık. Maraton, e, bence maratonda pazar gününden sonra yeni bir devir açıldığına inanıyorum. Kesinlikle Yani pazar günü, yapılabiliyormuş ya. Pazar yani pazar günü e, maratonda Türkiye'de yeni bir devir oldu. Hı hı. yani e, yeniden atletlerin maratona yöneleceği bir bir branş oldu. Hı hı. Yani koşmak istemeyen atletlerin önünü ee, açtık. İm, i̇mkanlar, e, ben koştuktan sonra daha fazla imkan gelecek. Hı hı, i̇mkan oldu. verecekler. İnanıyorum buna. Devletimiz daha iyi. Çünkü devletimize bir şey göstermeliyiz ki devletimiz bize bir şey versin bu devlet yardımı olmadan da olamazdım. Devlet de, desteği olmadan. ya, ya yani çünkü orada iki ay orada geçirmek maliyetli. Çok Ve maliyetli. Maalesef böyle bir sponsor da gelip sana adı demiyor. Yani bir sponsorumuz da yok. Hı hı. Bir şey Ama federasyonumuz arkamızda olduğu için. Yani bizi oraya oralara kadar yolladılar. Bize inandıkları için yolladılar. Bu saatten sonra daha fazla sporcuyla orada olacağız. Evet. Daha fazla kamp alabileceğiz. Daha fazla e, e, sporcu yetişecek. Onun için çok mutluyum. Ki şimdi senin hedefin daha devam ediyor. Ya. Olimpiyatlara daha zaman var. Evet. Ve bir tane daha evet. yarış hedefiniz evet. Evet. var. Ve bu arada e, o yarışta illa... Bu e, 2-0-8-10'u geçmek zorunda da değilsin değil mi? Ya şöyle ilk, öyle bir durum varmış ya yani Maratonda. Geçen ranking Ocak 15'te kapandı. ilk 65. Hı -hı. E, ben biraz geç kaldım maraton yani e, 12 için. Ama e, şu an ilk e, 15 kişi kaldı. 15 kişi de en hızlı ilk e, 15 kişi alacaklar. Hı -hı. Yani e, e, bunu şimdi e, büyük ihtimalle hocamla beraber federasyonumuzla beraber bir plan yapıp e, tekrar Etopya'ya gideceğiz. Etopya'dan da e, Hollanda'da e, bir maraton var. Onu, onu koşacağız. Nisan 13'te. Yani eğer e, yani hedefimiz baraj. Yani kendimizi riske atmadan, e, yani kendimizi e, diğerleriyle motive etmeden direkt barajı aşıp gitmek istiyoruz. Kesinlikle. Ama hani iki, tekrardan iki sekizleri, iki dokuzları koştuğumuz takdirde inşallah onu fiyata gideceğiz İnşallah. Evet. gideceğiz inşallah. O zaman daha büyük bir, e, bir e, biraz önce dedin ya maratona bakış değişti diye. Evet. O zaman olimpiyada gidersek seni orada görmek bizim için çok daha harika bir şey olacak. O, o zaman daha farklı, daha farklı olur, daha mutlu oluruz İnşallah Ya yeah, orada Türk asıllı bir Türk asıllı bir maratoncu e, izlemek inşallah bana e, nasip olur. Evet. Sizlere o mutluluğu e, izletebilirim inşallah. Orada televizyonda maratonda beni görebilirsiniz inşallah. Şu anda sanırım bir kota almış olan Kaan evet. var. Evet. Kaan nefli. Kaan Kenya'lı. <laughs> ya çok ondan da biraz bahsedeyim. Yani Avrupa kurt beni. yani çok karakterli, çok bizimle ilgilenen e, de, de, yardımcı oluyor. Şöyle bir şey var. Ben e, Etiyopya'dayken e, sürekli onunla konuşuyordum. Antrenmanlarımı paylaşıyordum. Hmm. E, an, e, yani yapabilir çünkü örnek örnek bir sporcu olmadığı için e, yani önümde hmm. çok iyi koşan bir sporcu olmadığı için pro model olmadığı için Kaan'a başvurdum. Kaan'a antrenmanlarımı atıyordum. E, ve ve inanıyordu. Yani yapabilirsin dedi. Çok iyi antrenmanlar. Hmm. Şöyle bir şey var. O bana e, 40 kilometre antrenmanı attı o 40 kilometreyi 4.27 gitmişti. Ben de 40 kilometreyi aynı gün yapmıştım. 4.30 gitmiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani beraber o yani aramda sadece onunla 100 saniye, 4 saniye var. <laughs> ee, yani e, 3.30. 3.30 <laughs> <Çünkü gülüyor> ben de gidiyorum. Pardon e, karış, karıştırdım. <laughs> yani e, o 40 kilometreyi 3, e, 3 e, 27 pace gitmişti. <laughs> ben de e, 40 kilometreyi bir e, mutual space gitmiş. Tafoca kafaya. Kanfan Kafa yani bana dedi ki "play um, barajı geliyor." dedi. Bar barajı geçtiği süre onun 04'tü galiba, değil mi? Evet. 2 0 yani onun 2 0 4 30'ucuk diye bir evet, Hayır öyle yani. kullamıyorum. Öyle bir bayağı ciddi bir şekilde geçmiş. geçmek evet yani. O o geçen sene e, şeyi kazandı. Valencia'yı hmm. e, Üçüncü oldu galiba orada. Orada onun play barajını açtı. İlk böyle olimpiyat kotamızı orada aldık. Hani or, o o da bayağı bir bize yardımcı oluyor. Bayağı bir sevdiğimiz bir Aynen. sporcumuz. Örnek aldığımız bir sporcumuz. Dünyanın en ilerinde Kipchoge ile beraber takım arkadaşı zaten. Hmm. en takım arkadaş. Sürekli e, beraber konuşuruz. Ya o zaman federasyon yaptığı iş aslında biraz da düzgün bir iş olmuş ki sizi evet. destekliyor bu konuda evet. yani. Ya şöyle... yani. Normalde ondan oturup konuşabileceğim bir durum yok yani. E Eğer böyle bir e, Türklük Türklük şeyi olmasa, evet. o devşirme olmasa yani aslında. O da doğru bir şey. <laughs> Aynen ee, Ve böyle bir imkanın oldu aslında. O ve, da iyi bir şey yani. O da iyi bir şey yani onlarla ben onlarla beraber oraya gittiğimizde e, on bir sürekli yanımıza geliyor yani hı hı. çok cana yakın biri. Yani, o orada mı yaşıyor? Evet, ki? Kenya'da yaşıyor. Kenya'da. Ailesi falan Kenya'da hı. yaşıyor. Orada antrenmanlarını yapıyor. Evet. O da hayatını orada sürdürüyor. O oh, süper dostum teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, ayağının tozuyla geldiğin için. Şu an sen Fenerbahçe Kulübü'nde. evet e, 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 Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, sporistiyim ve beden eğitim öğretmeniyim. Ha bu arada evet öyle e, bir durum e, var. Onu konuşmayı e, unuttuk. 4 e, yıllık öğretmenim Kayseri Develi incesi Ortaokulu'nda. Hı -hı. Evet. Hemen şeyin altı zaten o Evet. Değil mi? Evet. Ben devil de çok güzel şeyi ee, ne pide mi var ee, bir şey var cıvıklı. Cıvıklı ha. Ben de oraya antrenmana geldiğim zaman hemen aşağıyım orada cıvıklı Evet orada <laughs> yani orada öğretmenlik yapıyorum tabi e, spordan dolayı e, pek fazla okula gidemiyorum <laughs> kamplarda e, olduğum için. Bu sonuçtan sonra öğrencilerinden tebrikler geldi mi? Ya öğrencilerimden e, yani eski görev yaptığım okuldaki öğrencilerim. Evet. Yani onların bir çoğunu spora başlattırdım. Süper. Şu an bir çoğu spor yapıyor, atletizm, de, atletizm, yapıyor. Yani onlar zaten bir, çoğu ve öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok mesaj attılar. Yani onlar da çok aileleriyle beraber izlemişler. Hı hı. Hani böyle bir öğret, öğretmenimiz var, yarışımı falan göstermişler. Çok mutlu oldular onlar. Süper. Ondan da önünü açmış olduk. Aileleri bizi gördüğü zaman benim çocuğum da yapar diye. O zaman sen şimdi Instagram'ını da bir söyle bakalım. Sezgin Ataç. Sezgin Ataç. Evet. Hemen takip ediyorsunuz arkadaşlar çünkü bu sporcuların o takipçilere ihtiyacı var. Evet. Çünkü maalesef sponsorlar biraz oralara bakıyor. Evet tak... Sponsora takibe baktığı için ya şöyle bir şey de var yani yaptığımız spor bildiğiniz üzere çok zor bir spor. Sosyal medyaya pek fazla yani uğraşamıyoruz. Yani düşünün günde 40 kilometre antrenman yapıyorsunuz yani o telefonu elinize al almak gibi videoları hazırlanmak şey yapmak ve bizi biraz yoruyor. Yoruyor tabii. Yani düşünün yani 40 kilometre yapmışsınız gelin yani pert halindesiniz. Yani çok fazla zor oluyor. Ya yani ben şimdi 420 yani, giderken kamerayı açıyorum evet, da... Yani saniyede yapılmaz o, o yani. Ya yani kamerayı tutma gibi şeyimiz <laughs> zor oluyor. oluyor. Yani. da diyemezsin ki siz bekleyin arkadaşlar. Evet ben <laughs> video çekip geleceğim. Olmuyor, olmuyor. Yani öyle bir durum olmadığı için biraz Instagram'ı aktif kullanamıyoruz. Ama bu saatte evet. sonra daha fazla kullanacağız. Yani daha fazla önem vereceğiz. Çünkü bizim için önemli. Ya yani şimdi... ...hazır seni yakalamışken biz muhabbeti daha devam ettirelim... Evet. ...şimdi aklıma başka şeyler geliyor çünkü... ...ben bu podcast'lere arkadaşlar... ...çok fazla hazırlanmadan geliyorum... ...muhabbet evet. böyle birbirini açıyor... ...şimdi şeyi diyeceğim... Ee, ...sizin bir de vada durumunuz var değil mi? Evet. ...yani yani biz profesyonel vada, vada. sporcu olmak... ...arkadaşlar çok kolay bir şey değil... ...yani e, çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor... ...yani nerede yaşadığınıza... ...nerede olduğunuza, ne yediğinize... Evet. ...her şeye dikkat ediyorsunuz ...hani diyoruz ya biz adamın işi bu ya yani nasıl yapıyor falan öyle bir şey değil yani çünkü gerçekten yaptığınız işte o maraton antrenmanını yapmak ya gözünüzden yaş geliyor. Ee, normal çalıştığınız bir işte bunları yaşamıyorsunuz yani. Ya şöyle ona şöyle bir açıklık getireyim. Yani beni hem Tada'dayım hem Vada'dayım. Hı hı. Vada, Tada, Tada hı. Türkiye Doping Merkezi. Vada yani e, uluslararası uluslararası olan. uluslararası olan. olan bir. Olimpiyat i̇şte bilbine bağlı. Olimpiyat sporcusu evet. olduğun zaman zaten ...oraya, oraya ben, onlar seni alıyorlar. alıyorlar. Bir nevi seni koruyorlar daha doğrusu. Hı. Yani biz insanlar yanlış anlıyor işte seni sürekli takip ediyorlar. Ama onlar senin yabancı bir madde kullanmamanla... biraz daha seni koruyorlar. Saçmalama Saçmalama diyor. Yani, yani bu iş sen çünkü sen daha değerlisin. Sen Hı. daha önemlisin söylüyorlar. Yani ben her gittim oteli, her gittim adresimi ee, bir gün önceden bildirmek zorundayım. Hı, hı Nerede olduğumu, açık adresimi bildirmek zorundayım. Her an her, yani her an gelebilirler. Aynen. Her an gelip benden eee numune gelip görmezlerse büyük sıkıntı. Gelip görmezlerse yani e, ben e, yaklaşık 7 yıldır e, içerisindeyim. E, e, birçok arkadaşımız e, uyarı aldı. Birçok arkadaşımız hatta 3 defa gittikleri zaman e, bulamadılar. 3 yıl 4 yıl şey aldı. Ceza aldı, ceza aldık Yani ben, doping yapmasam bile yapmasam yani. bile şu anda bisiklette Aynen. de var. Aynen. E, öyle problem yaşayanlar. 1000'e kadar e, hiçbir şekilde ben e, uyarı bile almadım. Hı -hı. Her, her her geldiklerinde bizi yerimizde buldular. Numunelerini aldılar. Hı -hı. Adreslerimizi hepsini bildirdik. Hiçbir şekilde hiçbir problemimiz olmadı Hı -hı. ve yapmak zorundayız bu bizim işimizse. Aynen. Yani şu ben şöyle düşünüyorum. Atletizme şöyle atletizme genel olarak bakıldığında yani öğretmensen en iyi öğretmen, sporcuysan en iyi sporcu, hizmetliysen en iyi hizmetli, müdürsen en iyi müdür. Yani işinin en iyisi olmayı ben her zaman kendime bir hayat biçimi olarak biçimlendirdim. İyiysem en iyi, en iyi olacaksam bu işi yapayım. Maratona da yani ben maratona başlamadan önce yani iyi bir iyi bir pis koşan olmadım. Hani iyi koştum. Ama dünya çapında, Avrupa çapında ses getiremedim. Kralus'ta hmm. ses getiremedim. Piste ses getiremedim. Ve oturup düşündüm. Ee, maratonda da bunu yapamazsam spor hayatımı bitirecektim. Hmm. Yani en iyisi olamayacaksam yapmak istemiyorum. Ben Zor, ikinci olur, üçüncü olur. olmak ikinci ikinci üçüncü, üçüncü olmak istemiyorum. Ya çok büyük fedakarlık gerektiriyor. Çok büyük fedakarlık yani gerektiriyor. Özel hayatın yok. Güzel, hayır. Dışarı çıkıp bir şey içemiyorsun mesela, Hiç, değil mi? Hiçbir şekilde yani. Yani çünkü o, içine bir şey atılabilir. Falan, çok böyle. fazla dikkat etme. Yani her istemeden işte... de bir şey yiyebiliyorsun, İstemeden de ağrı kesici bile alamıyorsun. Hı -hı. Ya başını ağrında yani buna içeriğine bakmamız gerekiyor, her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi e, maratonda e, bilen arkadaşlarımız beni tanıyanlar bilir en iyi maratoncu olmak için ben bu yola çıktım. Evet. En iyi olamayacaksam hiçbir şekilde bunu yapmam. Yani tabii ki de herkes birinci, herkes ikinci, herkes üçüncü olacak diye bir şey yok. Sonuçta bir de olabilirsin, en son da olabilirsin. Ama bizim gibi sporcular en iyi olmak zorunda. Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Ben bir ben bir tar tarih yazdım. Tarih tutan Elde hocamdı. Kalemistan'da tarih yazan da hocamdı. Yani beraber bu işi başardık. Aynen. Beraber buralara geldik. Benim Türk sporcularına bir tavsiyem var. Yani Türk sporcular yani birçok eksikliği var. Sponsordan tutun yani kulüpten olsun birçok sıkıntılarımız var. Ama yani antrenörlerine güvensinler yani üç antrenör değiştirmek çözüm değil. Ya önce bir antrenörleri olsun. Antrenörleri olsun yani evet. bir 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 sporcu bir, bir sezon içerisinde nasıl 3 4 tane antrenörle evet. çalışabiliyor? Ya hani zaten evet. e, onu sana öyle bir etki edemez ki ya şu, değil mi? Tabii yani bir yani biz bu hadi antrenörle e, sorunlar yaşayabiliyor. tabii bir gayet normal bir şey. Ama bir antrenörün olsun yani Hı -hı. bir akıl veren olsun. Yani antrenörlere saygı duydukları an kazanırlar. Ya. Yani ömürde bilinçli bu... bir, 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 iyi biri olduğunda, kendini geliştiren biri olduğunda e, hiçbir şekilde başarısız olamazsın. Yani. Ve bu e, zaman gerektirir. Gerektir. Özellikle maraton koşmak. Hep bana söylüyorlar abi nabzını nasıl ayarlıyorsun bu kadar? Bu zamanla olan zaman. bir şey yani. Mesela senin dinlenik nabzın kaç? Dinlenik e, benim dinlenik nabzım e, do, 90 88 tam hatırlamıyorum var. Yani bilmiyorum da yani hmm. pek nabızla çalışmıyorum. Ha. Yani şöyle yani göğüs bandı takan sporcularımız var. Ben pek fazla yani onları önemsemesem şey diye bir... çünkü ben bir ara nabız bandı taktım. Nabzım yüksek gösteriyor. Yani antrenmandaki nabzım 160 150 arası gösteriyor ama ben daha iyiyim. bu hmm. benim işte ona biraz daha iyi ekipmanla çalışmak lazım en iyisiyle, bunu en iyi bir veriyle öğrenebiliriz. Yani bu verileri yani bu verileri testleri yaptıktan testleri, sonra yani bu yani bir doktorunuz başında olması lazım. Yani biz bunu yorumlayamıyoruz. Hani Hı. o yüzden de yani pek mesela laktat testi gibi bir şeyler yaptınız evet, mı? Evet evet. Şimdi federasyonumuz bize bizim bir hocamız var. hocamız bizim laktat testlerimizi aldı. Etopya gitmeden önce bütün biyokimyamızı yaptık, <laughs> biyokimyamızı yolladık, laktat testimizi yolladık. Bizi etopya gidip değmeyeceğimizi bile söyledi. <laughs> Bu değer, yani biz kafamıza göre işte yarın yaşanan topla Etopya'ya git gibi bir kavram yok. Biz sporcu, federasyonumuz federasyonumuz <laughs> iki hafta önce hocamız yolladı. Hocamız bizim kan değerlerimizi, laktatımızı alıp bizi etopya öyle yolladı. ...yani bize sen gidebilirsin... ...sen gidemezsin denirdi. Yani o dereceler çünkü önemli. Çok çok önemli. Çünkü size bir... ...ekonomik olarak bir bütçe ayırmışlar... ...ve doğru bir şekilde harcama var lazım. O yüzden... ...yani bize gidebilirsin dediler. Herhangi bir sorun yok. Biz de gittik. Süper İyi ki de gitmişsin. İyi ki de bu başarılara yaptın ve daha... ...iyilerini yapacaksın inşallah. İnşallah. Sen git şu olimpiyat kotasını al. gene <laughs> evet. yine bir daha böyle bir muhabbet ederiz. Orada bir yani, konuşuruz biraz. Bir daha inşallah bir dahaki burada oturmamız olimpiyat barajları konuşuruz. Aynen. Olimpiyattaki Aynen. ne yapacaksın? Sabah nasıl yarayacaksın? Orada rakipleri bir konuşuruz. Rakipleri, kim olacak olimpiyatlara bir daha. Yani dünya yani olimpiyatta giderse Kipchoge, yani diğerleri Bekele. Yani <laughs> olan aynı çizgide olacak. Aynı çizgidesin ve yanında yani beraber Beraber start alıyoruz. Bunu konuşmak çok isterim. <laughs> İnşallah. İnşallah bize de o gururu yaşat, yaşatacaksın. İnşallah. Teşekkür ederim ayırdığın için gel evet, teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. ederim. Dediğim gibi mutlaka takip edin arkadaşlar. Yani önemli bir şey. Instagram'da takip edin ve aslında aslında önemli olan şey bütün tebriklerinizi onun Instagram'dan ona gönderin Evet ki... evet. Şöyle yani, bir şey var. Ben evet yani. ben dikkat ettiyse herkes yani ben herkese cevap verdim. Hı hı. Elimden geldiği kadar yani yarıştan sonra e, herkese cevap verdim. Tanıdım tanımadım takip ettim etmedim. Çünkü bana o mesajı yollayan insan e, yani tebrik etmiş beni. Ben yani he, herhangi bir şey yapmak istemedim ona cevap vermiş. Hepsine tek tek cevap verdim. Eğer cevap veremedim olduysa da kaçırdığım olduysa da yani bu kusura bakmasınlar ama hepsine çok teşekkür ederim. Çok mutlu yani bu yüzden inanın ki he, Türk atletlerin yani içinde olduğum için söylüyorum. Sizin yolladığınız tebrik mesajları çok mutlu ediyor beni. Değil mi? Yani çok fazla mutlu oluyorum. Beni paylaşan insanlar, hepsini paylaştım biyografimde, hikayemde. hepsini tek tek paylaştım. Ya bu desteği görmek Ve... aslında. Şey diyorsun boşuna yapmıyorum bunu diyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Başarını paylaşamadığın zaman o başarının içinde kalın hı hı. Ben bu başarımı paylaştıkça mutlu olan bir insanım. Ve hepsini elinden geleni kadar cevap verdim. Ee, çok da mutlu oldum. Süper. Mesaj atan A'dan herkese teşekkür ederim. Aa, biz sana teşekkür ederiz tekrar. Hollanda'da seni e, en ön sıradan televizyonda artık neresi yayın yapıyorsa hepsini izleyeceğiz inşallah. Ve sonrasında da o başarılı beraber kutlayacağız. inşallah. 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 Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün böyleydi. Bir şampiyonla beraberdik. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.